Biz bu temellerde bulunurken yangın, kaza, bela, sel, heyelan, yıkıntılar, bunlar da hayatın gerçekleri, hayatın içerisinde yaşanan gerçek hadiseler. Dolayısıyla bu tür olumsuzluklara karşı itfaiye teşkilatları tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da 24 saat esaslı halkımızın huzur ve güvenini sağlamak için, emniyetini sağlamak için 24 saat görevinin başında. Tabii sizin vasıtanızda, basın vasıtasıyla, kıymetli medyamız aracılığıyla sık sık uyarıları yapmamız icap ediyor. Çünkü her ne kadar itfaiye varsa da, işte emniyet güçleri varsa da en güzeli koruyucu tedbirlerdir ki ne kadar az hadise olursa insanımızın canı da o kadar az yanar. İşte bu maksatla biz sizin aracılığınızda halkımıza bazı ikazlarda, uyarılarda bulunmak istiyoruz. Tabii hani işte en güzel temizlik kirletmemektir gibi en güzel tedbir de hiç yangının veya diğer müessir hadiselerin yaşanmamasıdır. Bunun için de halkımızın bir takım önlemler alması gerekiyor. Bir takım tedbirlerle hareket etmesi gerekiyor. Mesela işte kış aylarında sizin aracılığınızda yine röportajlar vererek, kamu spotları televizyonlarda yapılarak ne şekilde yangınlara ve diğer müessir olaylara maruz kalmayacaklarına dair ikazlarda bulunduk. Sobalarını ne şekilde yakmaları gerektiğini, işte doğalgaz kullanan vatandaşlarımızın doğalgazı en verimli şekilde, en tehlikesiz şekilde ne şekilde kullanacaklarına dair uyarılarda bulunduk. Tabii artık kış mevsimi bitiyor ama tehlikeli sezon hala bitmiş değil. Çünkü bahar ve kış geçişleri şiddetli rüzgarların yaşanabileceği, şiddetli yağışların yaşanabileceği sezonlardır. Yine hala sobalarımız kurulu, havalar soğuk. Halkımızı bir kez daha bu anlamda uyarmak istiyoruz. Sobalarını düzgün bir şekilde kullansınlar. Baca bakımlarını özellikle şu mevsimde kesinlikle bir daha yapsınlar. Soba temizliklerini bir daha yapsınlar. Doğalgaz kullanan vatandaşlarımız da kombilerinin kullanımını veya işte merkez sistemse diğer doğalgaz yakan ve ısıtıcı araçlarının bakımlarını yapsınlar. Baca bakımlarını yaptıkları takdirde inşallah müessir olayların yaşanmasının önüne geçmiş oluruz. Tabii önümüz bahar, artık piknik sezonu açılacak. Vatandaşlarımız güneşle birlikte, güzel havayla birlikte ormanlık alanlarımıza, mesire alanlarımıza akın edecekler. Burada da maalesef geçen bütün yıllarda yaşadığımız hadiselerin tekrar etmemesi için sizin aracılığınızda halkımıza çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen mesire alanlarına giden, piknik amaçlı ormanlık alanlara, ağaçlık alanlara giden vatandaşlarımız kurallara uygun bir şekilde davransınlar ki akciğerimiz olan ormanlarımız, ağaçlarımız, mesire alanlarımız imha olmasın, yok olmasın. Bunun için de öncelikle ateş yakacakları bölgeler zaten mesire alanlarının çoğunda belirlenmiş. Onların dışına çıkmasınlar veya tedbir aldıktan sonra yaksınlar. Ve kesinlikle ateşlerini söndürmeden bulundukları ortamdan ayrılmamalarını özellikle salık veriyoruz. Özellikle tavsiye ediyoruz ki çünkü işte ufacık bir kıvılcım bakıyorsunuz ki büyük bir kocaman bir ormanı yok edebiliyor. En ufak bir kıvılcım kalmadığından emin oluncaya kadar o ateşin söndüğünden emin olup o şekilde ayrılmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. Yine bir başka hadise kış aylarında sık sık başımıza gelen işte soba zehirlenmeleri. Soba zehirlenmelerine karşı zaten daha önce de belirttiğimiz hususlara riayet etmeleri gerekiyor. Mesela soba yakma tekniği hala maalesef tam olarak bilinmiyor. Bu kadar uyarılara rağmen hala tam bilinmiyor. Mangal kullanma kültürü büyük ölçüde terk edilmiş olsa bile spontane yer yer hala kullanıldığını görüyoruz. İçeride kesinlikle mangal ısınma aracı değildir. Kömür közü ısınma aracı değildir. Odun közü ısınma aracı değildir. Vatandaşlarımız bu konuda uyanık olmaları gerekiyor. İnşallah bu tavsiyelere uydukları takdirde daha tehlikesiz, daha güvenli bir hayat yaşama şansımız olur. Çocukları yine ateşle baş başa bırakmamayı kesinlikle buradan
özellikle vurguluyorum. Ellerinde işte kibrit olan, çakmak olan veyahut da ateş yakacak, yakabilecek, tutuşturma yapabilecek herhangi bir cismin çocuklara yakın olmaması gerekiyor veya çocukların bu şeylerle baş başa bırakılıp anneler tarafından evde yalnız bırakılıp uzaklaşılmaması gerekiyor. Çünkü istatistikler de gösteriyor ki özellikle hane yangınlarının büyük çoğunluğu çocuk kaynaklı. Çünkü çocuklar bilinçsizler, çocuklar masumlar. Olayın ne şekilde seyredeceğini, başlarına neler geleceğini bilemeden onu oyun zannederek, ateşi oyun zannederek onunla oynayabiliyorlar. İşte yanan bir tüple bir kağıt tutuşturup onu da ortama atıp koca bir evin hatta binanın yok olmasına sebebiyet verebiliyorlar. Onun için elektrikli ısıtıcılar gibi çocukların oynayabileceği, işte soba varken çocukları evde yalnız bırakmak gibi, çocukların ulaşabileceği şekilde çakmak, kibrit vesaireyi bırakıp annelerin çocukları evde yalnız bırakıp uzaklaşmaları hayati bir hatadır. Anneler özellikle bu konuda, anneleri, babaları, ebeveynleri bu konuda uyarıyoruz. Yine tabi itfaiye sadece işte yangınla ilgilenen bir birim değil. Allah korusun, işte İstanbul'daki şeyde de gördüğümüz gibi, bina yıkılmasında gördüğümüz gibi itfaiye bu tür hadiselere, müessir hadiselere de müdahale eden bir birim olduğundan dolayı vatandaşlarımızın bu konuda da dikkatli olmaları gerekiyor. Devletin koymuş olduğu kurallar kesinlikle bizim aleyhimize olan kurallar değil. Bizim güvenli bir şekilde yaşamımızı devam ettirmemiz için konulmuş kurallar. Yani bir yere işte 5 kat izin verilmişse onu bir şekilde punduna getirip 8 kata, 10 kata çıkartmak maalesef bu tür müessir hadiselere sebebiyet verebiliyor. Asansörlerimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor. Asansör bakımlarımızı yaptırmamız gerekiyor. Elektrik şebekelerimizi yine kontrol ettirmemiz gerekiyor. Çünkü yine istatistiksel bir hadise, iş yeri yangınlarının büyük çoğunluğu düzenli olmayan elektrik şebekelerinden kaynaklanmakta. Onun için elektrik şebekelerinin standartlara uygun bir şekilde yapılmasını da sizin aracınızda ve şiddetle tavsiye ediyoruz. Tabii koyduğumuz işte kurallar var. Özellikle iş yerleri için gerekli yangın tertibatlarını almaları gerekiyor. Hele hele toplu yaşam alanlarında, işte otel gibi, düğün salonu gibi birçok insanın aynı anda bulunduğu mekanların bizim koymuş olduğumuz itfaiye yönetmeliğinin, yangından korunma yönetmeliğinin koymuş olduğu şeylere, kurallara riayet ederek tedbirlerini alırlarsa inşallah müessir hadiseler yaşamayız.